Evet, kıymetli dostlar sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Golvar.com diyor ki yakında forma çekilişi yapabilirim. Ama üyelere özel ama abonelere özel bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada Golvar'daki son köşe yazımı da topluluk kısmına attım. O yazıları okumasanız bile üstte beğen butonu var. Eğer ona basarsanız çok minnettar kalırım arkadaşlar. Kanalımız açısından da çok güzel şeyler olur. Ben bu kadar söyleyeyim. Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi. Fenerbahçe'ye transfer haberleri. Norveçli isim Joshua King'i satış listesine koydu Fenerbahçe. Şimdi yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Hem iç hem de dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yoğut Sobuncuoğlu'nun haberine göre yabancı oyuncu sayısında eksilme yapmak isteyen Fenerbahçe 31 yaşındaki Norveçli futbolcu King'i satış listesine koydu. King ile ilgilenen takımlar olduğu belirtilen haberde Uygun bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin King transferine izin vereceği belirtildi. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 31 maça çıktı. 8 gol, 4 asist. Ve 2024 yılında sona erecek sözleşmesi var. Arkadaşlar şimdi ben özellikle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yani bu istatistik iyi değil mi? Bence iyi. İkincisi Hani çok sakatlandı. Sakatlık olmasa bence hani hücumun her alanı da oynayabilecek güzel bonus bir oyuncu. Açık söyleyeyim Ekambi yerine düşünülen isim. Yani King'i gönder Ekambi al ee, düşüncesi var arkadaşlar. Yani King'i gönderip Ekambi alma fikri var. Onu da söyleyeyim. Ekambi hala Arabistan'a gitmedi. Normalde Arabistan'la anlaşması %90'larda da ama eşi bir sıkıntı çıkartmış sanırım. Onu da, da belirteyim. Demir Demiral'ın ben profiline bakıyorum arada sırada. Hani Arabistan kulübüne gitti deniliyordu. Hala bir şey de göremiyorum. O da beni şaşırtıyor açıkçası. Hani acaba diyorum. Ama sonra da diyorum ki uykudan uyan. Yani acaba ile falan iş olmaz. Fenerbahçe'de kaleci operasyonu tam gaz devam ediyor. Şimdi transferde taraftarını Fenerbahçe fazlasıyla heyecanlandırdı. Kaleci konusunda DGA, Keylor Navas ön plana çıktı deniliyor adayları ikiye indirin arkadaşlar. Hani burada ben size 500 tane de isim söylesem iki tane adaya indirin. Aday sayısını iki yapın. Şimdi öncelik kaleci transferi olduğu yönetim hızlı bir şekilde takviye yapmak istiyor. Tadiş'tir, Cekodur, Fred'tir, Cengiz Ünder'dir, Şimanski'dir. Aslına bakarsanız yıldızlar topluluğuna dönüştü Fenerbahçe. Hani geçen sezon benim eşim bile çok futboldan anlamaz. O bile diyordu ki ya Fenerbahçe kadrosu zayıf diyordu. Ama bu sene diyor ki ya Fenerbahçe kadrosu Kemirgen bir kadro diyor. Hakikaten kemirgen bir kadro. Ancak herkes şu görüşte. Atan iyi olsun, tutan iyi olsun. Atamız zaten iyi. Fenerbahçe'nin atası Mustafa Kemal Atatürk. Başkalarının başka bir şey olabilir. Atamız zaten iyi ama tutanımızın iyi olmasını istiyorlar. Hani kısa süre içerisinde de görüşmelerin sonuçlandırması bekleniyor. Arkadaşlar bakın bende bir duyum vardı kimseye söylemedim. Pazar gününe kadar kaleci kapının yapılacağına dair bir duyumum vardı. Söylemedim, söyleyemedim. Çünkü inanmıyorum. Ben kaleci transferinin uzayacağı görüşündeyim. Niye 25 Ağustos'u veriyorum özellikle? Bir düşünün bakalım. Çünkü Feyenoord maçı var. Feyenoord maçından sonra. Yo alakası yok Feyenoord maçıyla. Feyenoord nerede çıktı ya? Maçına... Feyenoord'dan da kaleci alıyoruz hocam. Bak hocam sen durduk yere söylemezsin. Kesin Feyenoord'dan alıyoruz kaleciyi. Ya 25 Ağustos'tan önce beklemeyin. Ha şunu söyleyeyim hocam 25 Ağustos'a kadar ne yapacağız biz Altay Bayındır'la dellenecek miyiz? Kim diyor Altay Bayındır? Fenerbahçe kalesi İrfan Can'a emanet. UEFA konferans liginde. Mücadele 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüne sürerken. Penaltıya izin vermedi İrfan Can Eğribayat. Taraftardan zaten geçer notu almıştı. Hatta taraftarın bak iyi niyetli taraftarımız şunu söylüyordu. Hocam diyordu efendim diyordum. Hocam seni çok seviyorum. Posterinle uyuyorum diyor. Yok iyi niyetli taraftarım şunu söyledi. Hocam bak Altay'a kızgınım. Ayrı. İsmail Kartal'a da kızıyorum. Ya ne olacak? Rotasyon yapım şu çocuğu oynatsa diyordu. O çocuğu oynattı. Şu an herkes diyor ki İrfan Can oynasın. Şimdi 3-0 galibiyet. Pazartesi günü Samsun deplasmanı. Kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Aslında ilk 11 için yeşil ışık yaktı. Altay Bayındır bu kadar tepki almışken çok değişik. Benim de şöyle bir fikrim var. Şöyle bir görüşüm var. Deplasman'da Altay bayındır daha iyi. Katılırsınız, katılmazsınız. Saygı duyarım. Deplasman'da Altay. Evimizde İrfan Canla, İrfan Can'la oynayacağız. Türk kuralı gereği. Mecburuz buna dese İsmail Kartal hiçbirimizin sesi çıkmaz. Harbi söylüyorum çıkmaz. Ya da dese ki şu anda İrfan Can daha önde. Şu an Altay'ın kesme durumunu zannetmiyorum. kendine hani toparlaması lazım. Dese yine taraftar yapmaz. Dese ki kaleci transferinde herkes bonservis istiyor. Biz bu kadar bonservisi oraya vermek istemiyoruz dese yine taraftar bir şey demez. Ve şunu söyleyeyim. Gelin bir istatistik yapalım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar videoyu beğenirse İrfancan yani İrfancan Bayat'ı kalede istiyor. Beğenmeyenler de Altay Bayındır istiyor. Bakalım bir anket yapmış oluyoruz. Bu videoyu beğenenler kalede İrfancan Can Eğri Bayat dursun diyor. Beğenmeyenler videoya tepki göstermeyenler de Altay Bayındır kaleci dursun diyor. Bakalım arkadaşlar tercihiniz ne olacak? Fenerbahçe'den Parti hamlesi. Şimdi bu Parti hocam hangi parti? Şimdi bu parti Arsenal forması giyen Thomas Party. Şimdi Thomas Parti'nin Fenerbahçe durumunu sordu. Manchester United'tan Fred'i aldı. Yetmedi. Acıktı. Çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Açık ve net söylüyorum. Parti 1, Merih Demiral 2, Ekan bir 3. Kaleci almıyoruz deseler. Ne demek almıyor hocam? Merih alıyorsa Merih var, Ferdi var, Cengiz var. Kaleci yabancı olsun hocam. Hadi sizin hatırınızı kırmayayım. Kaleye de Livakovic'i alayım. Kabul müsünüz? Ya Rabbi şükür der misiniz? Bundan sonra transfere gerek yok der misiniz? Tamam der misiniz? Bir daha söylüyorum. Thomas Parti, Merih Demiral, Ekambi ve e, Livakovic. Not Altay satılacak. Not Luan Perez satılacak. Türk Samet ya da Serdar'dan biri daha gidecek. Joshua King satılacak. Crespo satılacak. 5 kişi birden gidecek. Kabul ediyor musunuz? Kabul edenler. Kanala abone olsun. Şimdi Arsenal forması giyen bu arkadaşın durumu soruldu. Yaz Sabuncuoğlu'nun haberine göre diyor. Durumunu sordu. Evet. İki maça da 11 başladı. Şöyle oldu böyle oldu falan filan. 35 milyon euro transfer market piyasası var. 2020'den beri Arsenal forması giyiyor. 101 maç 5 gol 4 asist. Hocam çöp. 101 maçta 5 gol atan adam çöptür. Haleci olsun çöptür. 6 tane atması lazım. Şimdi bugün sıcak bir haber geldi. Sosyal medya bu haberle inim inim iniliyor. Nedir o haber? Fenerbahçe'nin transferine Arteta ingele. Vay FETÖ'cü Arteta vay. Şimdi ben bunu yabancılarla ilgili yapıyorum. Ciddiye alıyorlar. Ciddiye algılıyorlar. Geçen gün şey dedim ya. Ee, Dimarzio işte bir haber veriyor Fenerbahçe'nin aleyhine. Diyorum ki FETÖ'cü herhalde bu diyorum. Bunu araştırın falan diyorum. Lan bunu ciddiye alıyorlar. İnsanın şunu ciddiye alması. Hani benim kafam hiçbir şeye basmıyor demek gibi bir şey ya. Arkadaşlar bu kadar da ciddiye almayın ya. Bu arada Instagram'da da Twitter'da da Fenerli Duyum. iki tane M var sonunda. Fenerli Duyum. Birleşik olarak Fenerli Duyum. Bir tane daha M var. Fenerli Duyu MM. Bilginiz olsun. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Ön libero arayışımız sürüyor. Arsenal'in Ganalı oyuncusu Thomas Partey'i istedi. Fakat Arteta now now demiş. Niye now now diyorsun? Ha? Hayırdır lan? Kim now? Fenerbahçe Parti'yi satma niyetinde olmadığı cevabıyla karşılaşmış. İngiltere'nin Express gazetesinin haberine göre 6 numara arayışında Fenerbahçe Thomas Parti'yi denedi. Suudi Arabistan'dan Juventus'tan da teklifler gelmiş oyuncu ama oyuncu demiş ki alım demiş sizin ne yapacağınız belli olmaz. Fenerbahçe'de en azından bir şey var ben oraya gideyim demiş. Allah'ınız varsa beni bırakın demiş Arsenal yönetimine. E, Nottingham Forest maçında kanal oyuncuyla 11'de ilk 11'de bek pozisyonda görev vermiş elemanı sağ bekte oynatıyor. Bak. Bu Arsenal'de de harbi bir sığırlık var. Manchester United ayrı bir sığır. Arsenal ayrı bir sığır. İkisi de ayrı bir sığır. Kurban da kesilemeyecek sığırlardan bunlar. Birisi şampiyonluğa giderken altın tepside rakibine hediye edecek kadar sığır. Öbürü de bu kadar paraya, bu kadar şana, bu kadar şöhrete rağmen gidip en saçma tercihleri yapacak kadar sığır. Yani İngiltere'nin iki sığır takımı Arsenal ve United'tır. Aksini iddia eden futbolun feyizinden anlamıyordur. Yani İngiltere'nin iki sığırı. Ulan elinde böyle bir nimet var. Sabe. Kaleci oynat lan. Kaleci oynat kaleci. Hocam Ersin Yanal da yaptı. Ceyil gitti stoper oynattı. E Ersun Yanal'ın da 86 tane stoper vardı. Ondan oynattı doğru. Ya oğlum aynı şey değil lan. Ya Fred'i sabek oynatmak gibi bir şey. Mert Müldür oynar, Ferdi oynar, Osa'yı oynar. Beni bıraksalar ben bile oynarım. Neyse. Şimdi ben de bunu söylüyorum. Yarın bir gün bir bakıyorum Samsun maçında Fred Sabek. Olur mu? Olur. Artı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hiç şüphesiz. Bu ne lan? Ayet mi okumuş? Hiç şüphesiz Thomas, ha, hiç şüphesiz Thomas Parti bizim için ve benim için çok önemli bir oyuncu. Onun takımda olmasını istiyorum. Var ya hani ayet kelimelerde hiç şüphesiz diye başlıyor. Şüphesiz ki Allah inkar edenleri sevmez diye. Yani bu cümleye bu şekilde başlandığı zaman insan içi kıpır kıpır oluyor. Tabii bilmiyorum sizin içiniz nasıl oluyor. Onunla ne zaman konuşsam iradesi bizimle kalmak ifadesini kullanmıştı. Lan yere git. Jorginho da ayrılmak istemiyor. İşin kötü tarafı bu. Jorginho içinde bir hamle yaptı ama Arsenal'den ayrılmayı istemiyormuş. Şimdi aynı fikirdeyiz. Hocam parti varken Jorginho'ya düşmez. Yani ee, diyeceksiniz. Ben şunu söyleyeyim. Mustafa hocam bize bir ihtimal ver. %99.96 numara transfer İngiltere'den olacak. Ben size söyleyeyim. %99 hocam o zaman kurun içi var bilmem ne var. Bunların hepsini iptal mi edelim. Lan vallahi nasıl algılıyorsanız siz bilirsiniz. Partiyi teklifimizde bulunduk, teklifimizi yaptık. Yani teklifimiz aslına bakarsanız Arsenal'in kabul etmeyeceği bir teklif. Ama bilmiyorum bir açık kapı mı bulduk? Neyin cesareti bu? Cengiz Ünder'e verdiğim bonservisten daha düşük bir bonservis teklifi. Hani nasıl bir cesaret, nasıl bir feraset bilmiyorum. İlla bir, şimdi Mario Branco diye bir isim var bizde. İlla o bir yerlerden bir açık kapı bulmuştur. Yoksa zannetmiyorum gülüş duruma düşeriz. Yani durum bu. Duyum da bu. Ne diyorsanız. Anlatabiliyor muyum? Ne diyorsanız. Yani ne diyorsanız. Ama e, parti yüzde 45 ihtimal. Merit Demiral soru işareti. Siz çünkü Arabistan'a gitti diyorsunuz. Ben de imza atılana kadar bekleyin dedim. Ekambi bir Arabistan'a gitti denildi. Ben de hala bekleyin diyorum. Livakovic, De Gea, Navas bence üçünden ikisi ihtimal. Birisi imkansız. Yani birisi imkansız demeyeyim. ihtimal dışı. Bakayım. İrfan Can Eğribayat Samsun maçında ilk 11. Gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla. Ee, başka. Ya şu akim gidici gibi. Hocam bak asist masist yapıyor. Lan ne güzel işte. Sesinizi çıkarmayın lan. Asist yapsın lan. Durumlar bunlar. Duyumlar bunlar. İnşallah beğenirsiniz. Kanalda abone olursunuz. Unutmayın. Pazartesi İrfan Can Eğribayat'la başlayalım diyen herkes bu videoyu beğeniyor. Hayır, Altay Bayındırla başlayalım diyen videoyu beğenmiyor. Görüşmek üzere. Bu arada şu saydığım 4 isim olsun diyenler de kanala abone oluyor.